Eskiden kullanılan bir kavram vardı, devlete ebed müddet diye. Çok sevdiğim bir kavramdır. Yani Türk milleti olarak biz tabii tarihin çok eski dönemlerinden beri hep devletle yaşamışız. Çok da güzel kavramlar var. Ya devlet paşa, ya kuzgun leşe vesaire gibi. Yani devlet, ordu, millet, bunlar birbirinden ayrılmayan kavramlar. Bunlarla ilgili yüzlerce atasözleri, yüzlerce olaylar yaşanmış ve toplumumuza bunlar mal olmuş. Yani sadece belli bir tabakanın kullandığı, halkın habersiz olduğu şeyler değil. Toplumumuza da mal olmuş kavramlardır. Şimdi tarihte pek çok devlet kurmuşuz. Belli coğrafyalarda, farklı coğrafyalarda olmuş. Ama bir devamlılık söz konusu olmuş. Şimdi eğer bunu yakın zamanımıza getirecek olursak, Osmanlı Devleti 600 sene 3 kıtada payidar oldu. Büyük sıkıntılar yaşadı son zamanlarda. Reformlar yapıldı, ihtilaller vesaire oldu. Ve nihayet 20. yüzyılın başında işte o uzun bir savaştan sonraki, bakın ona da çok dikkat çekmek lazım. Başka milletlerin tarihinde pek görülmeyen bir olaydır. 10 yıl aralıksız savaş yapmışız. Bunu hangi yani toplum veya hangi millet güç getirebilir? Değişik cephelerde. Önce Trablusgarp Harbi, arkasından Balkan Harpleri 1912-13'te. Sonra bir Cihan Harbi dediğimiz harp ki bu Cihan Harbi Osmanlı coğrafyasında cereyan etti. Asıl hedefi, amacı Osmanlı coğrafyasından nasıl biz pay alırız düşüncesiydi emperyalist devletlerin. Ve arkasından da büyük bir milli mücadele ile yeni devletimizi, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Demek ki böyle kolay yapılan bir iş değil. Çok büyük fedakarlıklarla başarılmış bir iş gerçekleştirmiş olduk. Ve burada bir devamlılık söz konusu oldu. Baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin yetişmiş kadrosu, o rafine kadrosu işte başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucu nesilleriydi. Burada İttihat ve Terakki var idi. Şöyle bir kavram da kullanılır. Osmanlı'yı yıkan da İttihat ve Terakki idi. Cumhuriyeti kuran kadrolar da İttihat ve Terakki'ye mensup idi. Aralarında çok farklılıklar vardı, onu da söyleyelim. Bunlar Enver Paşa ile Mustafa Kemal birçok konuda anlaşamıyorlardı vesaire. Ama böyle bir İttihat ve Terakki ekibinden geldiler. Devlet kurulduğu zaman moralimiz çok bozuktu. Yani evet, imanımız vardı ama ekonomik manada, toplumsal manada her şey yok olmuştu. Doğrusu adeta yoktan yeni baştan bir inşa faaliyetine girişilmiş oldu. Eğitimde, ekonomide, yani mali konularda, toplumsal hayatta bir takım yeni girişimler oldu. Zaman zaman aksaklıklar elbette ki yaşandı. Burada bilhassa yani darbelere birkaç cümleyle temas etmek lazım. Yani maalesef 4 tane büyük darbe yaşamış olduk. Burada belki bizi teselli eden şu oluyor. Evet, darbeler oluyor, hiç arzu edilmeyen şeyler, askeri müdahaleler. Ama bir süre sonra telafisi de bunu mümkün oluyor. Yani başa gelenler işte bir belli prosedürlerden geçtikten sonra yeniden demokrasiye dönüşün yolu açılmış oluyor. Cumhuriyetimiz 1923'te ilan edildi. Bu sene şimdi 100. yılını kutluyoruz. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. Ama cumhuriyet kafi değil. Cumhuriyetin mutlaka demokrasi ile taşlandırılması gerekir diye hep söyleniyor. Gerçekten anlamlı, yerinde bir söz. Biz bunu ne zaman başardık? Cumhuriyetin kuruluşundan yaklaşık 25 sene sonra 1950 seçimleriyle. Aslında 1946'da malum Demokrat Parti kuruldu. Kurucu kadroya baktığımız zaman işte başta Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve bir de Adnan Menderes idi. Adnan Menderes'in dışındakiler biraz ittihatçı kadrolardan geliyorlardı. Kuruldu, seçimler yapıldı.
Bakın şuna çok memnun olmamız lazım. Seçimlerimize gölge düşmedi. Yani 50'den sonra yapılan seçimlerimizde herhangi bir şaibe olmadı. Evet işte oylarda şu oldu bu oldu gibi her ülkede olan bazı şeyler oluyor ama bu konuda özellikle batılı gözlemciler Türkiye'de seçimlerin demokratik bir ortam içerisinde yapıldığını, herhangi bir şaibenin bulunmadığını söylediler. Bütün bunlar bizim milletimiz için gerçekten artı puanlardır. Ordu konusuna bir iki cümle söylemek isterim. Yani Türk milleti ordusuyla ayaktadır. Ta Hunlardan, Göktürklerden, Uygurlulardan, Selçuklulardan, Osmanlı'dan tutun günümüze kadar ordumuz da sayesinde biz rahat ederiz, rahat bir toplum hayatı yaşarız. Ama şunu bilelim ki ordumuzun görevi dış düşmanlara karşı vatanımızı ve milletimizi korumaktır. Asli görevi budur. İç meseleyle ilgisi yoktur ordunun. Ordu bizim göz bebeğimizdir. Dış tehlikelere karşı bizi korur. İşte burada zaman zaman yanlış anlayışlar oldu. Bazı onların iç hizmet yasalarında bulunan bazı yasalar bunu onlara bir takım böyle müdahale hakları veriliyordu. Bu da başarılmış oldu. Bakın son geçtiğimiz dönemlerde yapılan bir takım düzenlemelerle, bazı reformlarla bu da başarılmış oldu. Bir de şunu bilelim, biz reformcu bir milletiz. Tarihimizin her döneminde reformumuz. Reform denince bir akla Tanzimat dönemi değil. Tanzimat döneminde bir batı tarzında reform oldu. Selçuklu'ya bakıyoruz, devamlı reformlar gerçekleştiriyor. Osmanlı'ya bakıyoruz, kuruluşundan itibaren bir kurum oluşturuluyor. Buna biz müessese diyoruz. Bakıyorlar ki o çok iyi çalışmıyor. Fatih devrinde, Bayezid devrinde, Kanuni devrinde onlarca reform gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu olmadan da olmaz zaten. Toplumsal hayatın daima yeni bir takım düzenlemelere ihtiyacı var. Fakat bunu yaparken de işte dozunu kaçırmamak lazım. Bu çok önemli. Reform elbette ki eski tabirle ıslahat diyoruz, olması gerekir. Burada bir örneği ben zikretmek isterim, çok anlamlı bir örneği. Bu bizim günümüzdeki probleme de bir ölçüde ışık tutan bir örnektir. Malum 1930'lu yıllarda Hitler rejiminden zarar gören, ondan rahatsız olanlar sınır dışı ediliyorlar. Profesör, akademik kadro. Bunların çoğu Yahudi olanları var, işte komünist veya sol düşüncede olanlar vesaire var. Türkiye'ye geliyorlar bunlar. Davet ediliyor o dönemdeki idare ve çok önemli katkıları oluyor bu insanların. Bazıları Hitler rejiminden sonra dönmek için dönüyorlar. Ama güzel bir girişim oluyor. Kendilerinden bir rapor isteniyor. Deniliyor ki bu kadar süre kaldınız, Türk eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde. Bunları hatıratlardan biz okuyoruz. Onlardan bir tanesi raporunda çok manidar bir tespit var. Günümüze de ışık tutan bir tespit. Diyor ki ben diyor inceledim Türkiye Cumhuriyeti o dar imkanlarına rağmen eğitime büyük bir bütçe ayırıyor. Yıllık bütçesinden büyük bir kalem ayırıyor. Fakat eğitimde arzu edilen sonuç elde edilemiyor diyor. Bunu gözlemledim. Bu benim merakımı mucib oldu. İnceledim. Neden olmuyor? Gördüm ki diyor hep iyi niyetlerle her gelen Maarif Vekili, günümüzde Milli Eğitim Bakanı diyoruz, Maarif Vekili ve onun işte ekibi, kadrosu yeni bir program uyguluyor. Bir programı kaldırıyor, yenisini uyguluyor. İşte hep iyi niyetlerle yapılıyor. Ama diyor şunu kabul etmemiz lazım ki eğitime müdahale hiçbir zaman böyle hariç devamlı müdahale iyi sonuç vermez diyor. Batı ülkelerinde, bizim ülkelerimizde de eğitimde yanlış olan işler olur. O kendi mekanizmasıyla, kendi değerleriyle, dinamikleriyle kendi kendini düzeltir. Bunun Türkiye'de yapılmaması lazım diyor. Bakıyoruz bu hala olan bir şey. Yani bakın 1924'te işte eski eğitim kurumları kapatıldı. Sonra 1931'de, 32'de üniversite reformu denildi. İşte Darülfünun kapatıldı. Çok
önemli kadrolar tasfiye edildi o zaman. Bir çok eleştirilen bir olaydır. 46'da üniversite bağımsızlığı denildi. Yine bir yeni bir sistem getirilmeye çalışıldı. 60 ihtilalinde en kıymetli 147 profesör kadro dışı bırakıldı. 71'de 60'tan sonrasını ben çok iyi hatırlıyorum. 60'ı iyi hatırlıyorum. Biz o zaman işte lise talebesiydik 60 ihtilalinde. Bunları hep duyuyorduk o şekilde. 71'de müdahale oldu. 80'de darbe oldu. Ve olmadığı zamanlarda da bakıyoruz Milli Eğitim Bakanları ve bir takım görevli olan kimseler böyle müdahaleler yapıyorlar. Ben demiyorum ki her şey sabit kalmalı. Hiçbir yerde insanlık hayatında hiçbir şey sabit değildir. Ama bunların gerektiği şekilde yapılması lazım. Bunu kabul edelim. Millet olaraktan ve ülke olarak çok stratejik bir yerde bulunuyoruz. Bu toprakların ağır bedelleri oluyor. Bak bunu özellikle belirtmek gerekir. Bunu daha önce de bir galiba konuşmada belirttim. Biz bu bedel ödeme işine 1071'de başladık. Yani Malazgirt Anadolu'ya girdiği zaman bir burada Bizanslılar var idi. Çok ağır büyük külfetler çekildi, bedeller ödendi. Daha sonra Osmanlı döneminde aynı şeyler oldu. Günümüzde de bakın çok güzel projeler hazırlanıyor. Çok iyi programlar hazırlanıyor ama o kadar çok hariçten müdahaleler, art niyetli bir takım şeyler var ki bunların birçoğu aksıyor. İşte düşünün Asala olayı vardı değil mi? Ermenilerin diplomatlarımızı şehit etmesi. 25 civarında diplomatımız şehit edildi. Ondan sonra işte PKK meselesi çıktı. Başka problemler çıktı. Ben demiyorum ki problem olmayacak. Olabilir problem ama bizim coğrafyamızda bunun çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama çok şükür devlet adamlarımız, milletimiz de bunlarla uğraşmasını, bunlara nasıl çözüm bulunacağını biliyorlar. Fakat işte bir takım çok hayırlı işlerin de yapılması aksıyor. Bütçemizin önemli bir kısmı bakın son 35-40 yıldan beri değil mi? Bütçenin bu PKK olaylarına, bir takım Ermeni işte diasporasının faaliyetine çok büyük paralar ödeniyor. Gönül arzu eder ki bunlar eğitime olsun, ordunun teknolojiye yapılmış olsun vesaire. Ama bütün bunlara rağmen ben gelecek için çok hiçbir böyle ümitsizlik düşünmüyorum. Yani bu millet nice badireler atlattı. O kurduğu devletlerde hiçbir zaman böyle al bu devleti sen idare et demediler. Dişimizle tırnağımızla bunları yaptık. Bu tecrübe bizde var. İnanıyorum ki ilelebette o ecdadın söylediği devlet-i ebed müddetin her zaman biz sahibi olacağız, başarıcısı olacağız diye düşünüyorum.